Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Bir 30 dakika programıyla daha karşınızdayım. Ben Ata Arslan. Yine bu hafta her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğum var. Sizlere birazdan tanıtacağım ama öncelikle bir menüde bakalım, konuşacağımız konular arasında neler var. Bunları tartışıp müzakere edeceğiz, analiz edeceğiz masada. Sevgili seyirciler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi'ye gitti. Rusya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi ve önemli toplantılar yaptı. Son derece dikkat çekici cümleler, ifadeler vurgulandı. Birazdan bunları sizlere bir kez daha hatırlatacağız. Zaten haber bültenlerimizde de Halk TV'de takip etmiştiniz, öğrenmiştiniz. Bunlara değineceğiz ve yine tabii Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında S-400 savunma sistemleri Rusya'dan satın alınıyor mu ya da başka bir pazarlık söz konusu mu? Yine Türk Akımı projesi devrede adım adım ilerleniliyor. Artık 2019 son tarih olarak bakılıyor ama işin aslı astarı nedir, bunu da hemen öğreneceğiz birazdan. Ve tabii Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suriye, Irak, bölge ülkeleri, Orta Doğu'da kazan gittikçe kaynıyor ve bölgede çıkar çatışmaları da gittikçe öne çıkıyor, ön planda yer alıyor. Bunu da tabii Türkiye'ye ucu dokunuyor ve hayli fazla bir şekilde önemli Batı basınında, önemli gazetelerden haberler ön plana çıktı ve gündemde çok ses getirdi. Bunlardan bir tanesi de Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin Le Figaro'ya vermiş olduğu bir mülakat var. Birazdan bunun da ayrıntılarını ele alacağız ve vaktimiz de kalırsa eğer son olarak da Hamas yeni vizyonunu açıkladı. 1967 sınırlarına geri dönülebileceğini, bunu kabul noktası olarak seçebileceğini söyledi ve bugün de Trump-Mahmut Abbas görüşmesi vardı. Bu iki konu bağlamında enteresan noktalar yakalanabilir. En azından ben bunu düşünüyorum. Konuğuma da yorumlatacağım eğer vaktimiz kalırsa. Evet sevgili seyirciler, daha fazla lafı uzatmadan ben hemen kendisini tanıtmak istiyorum. Anka Enstitüsü Başkanı Sayın Rafet Kağan Aslantaş stüdyo konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar ikimize de. Bayağıdır da program yapmıyorduk. Sizinle yapmıyorduk. Evet, iyi de oldu. Anında yakaladık. Öyle fırsatı değil. Kaçırmayalım dedik. Sıcak konuyla başlayalım. Erdoğan-Putin görüşmesiyle artık şunun adı konuldu. Normalleşme deniliyordu. Erdoğan da basın toplantısında dedi ki daha bir yıl olmadan beşinci kez bir araya geldik. Artık ilişkiler normalleşti, rayına konuldu, yeni bir safhaya geçildi. Hatta Putin de dedi ki özel bir statüdeyiz artık. Yani ilişkileri normalleştirdik, o devre bitti. Apayrı bir dönemde artık işbirliği aşamasına geldik dedi. Bunlar ne anlama geliyor ve bir de tabii işin biraz artık magazin boyutu mu diyelim ya da başka bir adını mı koyalım, domates olayı da çıktı. Evet, domates hariç. Twitter'da bir numara oldu. Evet, bir numara oldu. Gerek Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, gerekse de bakanlar domatesi konu edindiler bu iki ülkenin görüşmesinde. Domates hariç bütün konularda da anlaşma sağlandı gibi bir durum var. Neler diyeceksiniz bugünkü bu görüşme açısından? Evet, tabii bugünün gündem maddesi bu. Bizim açımızdan bakıldığında bu, bölge açısından bakıldığında bu, Rusya açısından bakıldığında bu. Gerçi Rusya bir dizi görüşmeyi arka arkaya yapıyor. Merkel'le de görüştü Putin. Merkel'le, bu arada lafınızı kesiyorum, kusura bakmayın da biraz sanki soğuk rüzgarlar esti gibi değil mi? Hani Türkiye-Rusya görüşmesine nazaran daha böyle pek istenilen şeyler alınmadı gibi. Oradan başlayalım o zaman. Şimdi Merkel'in Trump'la görüşmesindeki beden diliyle Putin'le görüşmesindeki beden dili arasında dağlar kadar fark var. Putin'le birlikte basın açıklaması yaparken özgüveni yüksek, son derece kendinden emin, ne dediğini bilen, arka planda ne yaptığını bilen bir Merkel gördük. Fakat ABD'de garda düşmüş, düşürülmüş bir Merkel gördük. Tabii Almanya ile Rusya ilişkileri aslında stratejik bağlamda son birkaç yıldır zirve yaptı. Özellikle enerji koridorlarına dayanan ikinci hattın kuzey yakın kurulması, yaklaşık 55 milyar metreküplük bir doğalgaz geçişinin sağlanması konusunda mutabakata vardılar. Ve Trump'la beraber de geriden bir ABD-Almanya ilişki süreci göze çarptı. Neticede Almanya kritik bir ülke. İkinci Dünya Savaşı'nın mağlubu, sanayileşmenin devi. ABD'nin kendisine tanıdığı inisiyatif bir alanda içten yanmalı motor teknolojisinde liderliği ele geçirmiş bir ülke. Sanayisi, o devasa makineleri, endüstrisi doğalgaza ihtiyaç duyuyor, enerjiye ihtiyaç duyuyor. O da doğal olarak Rusya'ya ihtiyaç duyuyor. Ve bağımlılıklarını da çeşitlendirmek istiyor.
30 bin ile 50 bin arasında ABD askerinin Almanya'da çok uzun yıllardır varlığında herkes bilir. Yavaş yavaş azaltılıyor bu ama aslında siyasal açıdan bakıldığında tam bağımsız denemeyecek. Fakat ekonomik açıdan bakıldığında son derece örnek, çalışkan bir milleti olan, hepimiz de kabul ederiz, futbol takımlarından ürettikleri otomobillere kadar hep mekanik sistemi. Sıkı disiplin hakimdir Alman ekolünde. Evet, yani sağlamlıkla, kaliteyle öne çıkmış bir vakadır Almanya, Alman ekolü. Elbette bunun yarattığı özgüven var. Rusya ile görüşmelerinde özellikle Ukrayna meselesini gündeme getirdi Merkel. Ukrayna konusunda daha önce yapılan görüşmelere tabi kalınmasını, Minsk anlaşmasına tabi kalınması konusunu dile getirdi. Yumuşak karnından Putin'e yaklaşmaya çalıştı. Fakat bu dışarıya yansıtılan görüntü. Mutlaka arka planda enerji başta olmak üzere görüşülen, son derece stratejik birliktelik içeren konular vardı. Gelelim bize. Bizi ilgilendiren konuya. Şimdi beşinci kez görüşülüyor. İsterseniz bugün biraz Rusya-Türkiye perspektifinden bakalım. Suriye'yi, Irak'ı da okumaya devam edelim ondan sonra. İlginç bir süreç yaşadık tabii. Uçağı düşürdük biz, Rus uçağını. Tarih 24 Kasım. Arkasından 2016 yılına girildi. İlişkiler gerildi. Karşılıklı resleşmeler, yaptırımlar, ambargolar vesaire. İşte domates konuları da oradan gelen konular. Vize konuları, serbest ticaret konusundaki sıkı sıklamalar vesaire. Fakat Mart ayından itibaren bazı gelişmeler gözlendi. Çünkü çok değerli akademisyen arkadaşım Evren Balta da El Cezire'ye bir röportaj vermiş. Orada güzel bir şey kullanmış. Alman felsefeciye dayandırmış kirpi ikilemi diye. Arthur Schopenhauer'un kirpi ikilemi açıklaması var. Dikkatle okudum, güzel anlatmış. Soğuktan üşüyen kirpilerin birbirine yaklaşma ihtiyacı donmamak için, fakat dikenlerinin birbirine batmasından kaynaklanan da uzaklaşma ihtiyacı. Rusya-Türkiye ilişkilerini böyle görmüş. Bir süre sonra deneyim donmamak ve birbirini rahatsız etmemek bağlamında bir orta noktanın bulunması haline gelmiş. O da onu böyle yorumlamış. İlgimi çekti. Onu ifade etmek istedim. Bayağı da benzetilebilir yani. Benzetilebilir. Evet. Belki daha iyi seviyeye, kirpileri aşacak bir seviyeye de gelebilir. Şimdi geldik 27 Haziran'a. Rusya tarafından bir açıklama yapıldı. 27 Haziran 2016 hatırlarsınız. Evet. Dediler ki işte Tayyip Erdoğan özür diledi. İlişkilerin düzelmesi açısından şu uçağın düşürülmesiyle ilgili resmi bir açıklamaydı bu neticede. Ve 15 Temmuz süreci, Dugin'in hatırı sayılır ve artık yüzeye çıkmış katkıları, evet, Türkiye ziyaretiyle, desteği, özellikle FETÖ ile ilgili. 15 Temmuz'dan sonra da 9 Ağustos'ta iki liderin ilk buluşması ve orada varılan bir mutabakat çok önemliydi. Bu neydi? Suriye Silahlı Kuvvetleri Rusya'nın askeri desteğiyle süpürme harekatına başlamıştı. Suriye'de bir koridor vardır. Halep'ten aşağıya uzanan bir Halep-Homs hattı deriz biz buna. Halep elde edilmesi zorunlu bir bölgedir. Ve varılan mutabakat çerçevesinde Rusya desteğinde Suriye Silahlı Kuvvetleri Halep'e el atabildi. Biz de onun karşılığında ne yaptık? Fırat Kalkan Harekatı'nı yaptık. Yani iyi bir anlaşmaydı o. 24 Ağustos'ta da biz harekatımızı başlattık. Yaklaşık 7 ay sürdü. Bu süreç içerisinde çok iyi bir kontrol sağladı Putin Türkiye üzerinde. Telefonlarla, temaslarla, oldu bittilerle vesaire. Ama Fırat Kalkan Harekatı devam ederken de özellikle politik hedefte yalpalamalar gözlendi Türkiye cephesinden bakıldığında. Halbuki Milli Güvenlik Kurulu bildirgesinde biz Fırat Kalkan Harekatı'nın amacının terör örgütlerinin yarattığı havzanın kurutulması, Türkiye'ye yönelik tehdidin bertaraf edilmesi olarak açıklamıştık. Bir de oldu bitti o koridorun engellenmesini ifade etmiştik. Fakat harekat içerisinde devam ederken talihsiz bazı açıklamalar oldu. Biz buraya Suriye rejimini devirmek için geldik gibi, böyle yanlış anlaşılabilecek. Sonra hemen düzeltelim Milli Güvenlik Kurulu açıklamasıyla. İşte Putin burada kontrolü kaybediyor olduğunu belki hissederek perde gerisinde çok daha sert hamlelere başladı. Bunu okuduk o günlerde, hep beraber de konuştuk. Birlikte konuştuk. Şimdi bu süreçte tekrar görüşmeler oldu. Şöyle tarihlerini hatırlayalım. 20 Aralık 2016'da önemli bir zirve yapıldı. Üçlü bir zirve. İran, Türkiye ve Rusya arasında. Bu zirveden bir gün önce de biliyorsunuz Rus Büyükelçisi suikast yapıldı. Ona rağmen gerçekleşti. O da çok önemli bir hadiseydi. Çünkü zirveden çıkan bir bildiri vardı. Moskova bildirisi vardı. Ve sonrasında Orta Doğu'da hiçbir şeyin
eskisi gibi olmayacağı özellikle Rus basınında ifade edildi. Bu açıdan önemliydi. Arkasından 24 Ocak 2017'de de Astana görüşmeleri başladı. Astana başladı, iki lider tekrar bir araya geldi. 10 Mart'tı tahmin ediyorum, 10 Mart'ta bir daha görüştüler. 10 Mart'tan hemen sonra ne oldu? Nisan ayında bir Tomahawk saldırısı meydana geldi. Şimdi bunları niye anlatıyoruz? Şimdi bir taraftan Rusya'nın bölgeye inmesiyle beraber askeri açıdan ve siyasi açıdan da dünyaya örnek olacak bir laboratuvar çalışması olarak ifade edebiliriz Suriye politikasını. Lavrov'un tutarlı açıklamalarını, Putin'in dengeli hamlelerini, sözcülerinin duruşunu, Savunma Bakanı'nın devreye zamanında girişi tam bir devlet aklı portresi çizdi. Suriye'de durum üstünlüğünü ele geçirdiler. Bir de Türkiye için iyi oldu diyebilir miyiz artık Rusya'nın da oyuna girmesi? Yani hem Türkiye hem de dünya kamuoyu açısından çok oyunculu olması aslında dünya siyasetinin de çıkarına değil midir? Elbette zaten. Çünkü bakın, tek sesli olunca bunun sıkıntılarını yaşadık. Yaşadık. 90'dan sonra tek kutuplu hale dönen dünyada tehdit kalmadığı için tehdit üreten bir dev canavar mekanizmayla karşılaştık. O tehdidi kendi üretiyor. Partnerlerini kendi buluyor. Kendi yazıyor, kendi oynuyor. Şimdi Suriye'de en azından bölgemizde, biraz sonra ona değinmek istiyorum. Büyük Orta Doğu Projesi'nin bugünkü aşamasını. İki kutuplu olması Türkiye'ye zaman, zemin ve alan kazandırdı. Yani harekat alanı kazandırdı. Bu noktada biz Fırat Kalkan Harekatı'nı Rusya ile sağladığımız mutabakatla yapabildik. Bunu ifade etmek zorundayız. Rusya'nın da desteği sayesinde Türkiye Suriye'ye girdi. Halep konusunda bizim bir yardımcı olmamıza karşılık, bu çok açık bir durumdur. Söylemek lazım bunu. Biz de Fırat Kalkan Harekatı'nı başlattık. Evet. Koalisyon güçlerine de bilgi verildi. Neticede 7 ay sonra tamamlandı, ifade edildi bir Milli Güvenlik Kurulu bildirgesiyle. O ayrı bir konu. Şimdi tabii iki kutubun kullandığı maşalar, o maşaların menfaatsel beklentileri, bir devletin ayakta kalma çabası, Suriye devletinin ayakta kalma çabası. Çünkü onun topraklarında cereyan ediyor bu savaş. Üretilmiş bir savaş. O devletin yönetim mekanizmasındaki hatalar, sevaplarla ilgili konuşmayacağız. Ama bir devletin ayakta kalma çabasına şahit oluyoruz. Ve ayakta kalamazsa sıranın da bize geleceğini hep söylüyoruz, ifade ediyoruz. Bu noktada işte o Tomahawk saldırısıyla beraber ABD tekrar sahneye girdi. Burada tabii bir taşla çok kuş vurmayı amaçladılar. Trump meşru bir ABD başkanı olmak istiyor idi. Yaklaşık 3000 civarında atama yapması gerekecekti. Yapamadı bir türlü. Küresel kompozisyonun dayatmalarıyla 3 tane danışmanını kaybetme noktasına geldi. Evet. İkisi istifa etti hemen zaten. Çok önemli danışmanlar. Ve devamı da gelebileceği de söyleniyor. Evet, ve atamalarını gerçekleştiremedi. Tartışılan bir ABD başkanı olmaktansa bir askeri harekatlı, o güçlü, kuvvetli görüntü veren bir ABD başkanı olmayı herhalde düşündü. Çok da acımasız ifadelerle Çin Devlet Başkanı akşam yemeğinde ağırlarken tatlı servisi yapıldığı sırada bir de Ticaret Bakanları böyle söyledi. Bir tatlı tadında bir harekat haberinin alınması diye. İşte böyle bakıyorlar dünyaya, bakar mısınız? Evet, yani evet. Nasıl ifade edebiliyorlar? Bu insanların öldüğü yani, harekatı böyle ifade ediyorlar. Acınası bir durum aslında. Sizin için ne kadar legal olursa olsun böyle ifade edilmemesi lazım. Acımasızlığı gösteriyor. Şimdi o noktada evet, Trump bir meşruiyet gösterisi yaptı. Ivanka'nın gözyaşları olarak da ifade edildi ki önümüzdeki dönem kızı Ivanka ile ilgili çok şey yaşayacağız. Çünkü damat hatırı sayılır bir etkiye sahip. Evet. Nüfusu da var. Dünya nüfusunda damatların böyle etkisi artıyor. Evet. Amerika'da da görüldüğü üzere. Yahudi ekseninden gelen bir damat. Bunu sık sık konuşacağız gibi geliyor. Hem Yahudi şey, yani hem damadı hem kızı da görevde alıyor yani, değil mi, danışman evet, bazında? Evet. Şimdi tabii hepsi bir bütün ama konuyu dağıtmamak açısından Suriye Rusya görüşmelerine, Rusya'da iki liderin görüşmesinden başladık, Suriye'ye aktardık. Bizim için önemli şu Atabey. Şimdi Tayyip Erdoğan bir dizi görüşme yapacak Cumhurbaşkanı. Rusya, Çin, ABD görüşmeleri. Evet. Yani bundan iki hafta sonra da Trump'la bir araya gelecek. Evet. Orada bir görüşme olacak Amerika'da. Program o yönde, değişiklik olmazsa. Her birinde de taleplerle karşılaşacağız. Gerçeği konuşalım. Tabii. Çok fazla pazarlık şansımızın olmayacağını da ifade edebiliriz burada. Duru akılla bakarsak, net analizler yaparsak. Çünkü bakın ya
sempatik bir lider olursunuz Filipinler başkanı gibi. Trump'ın görüşme talebine ne dedi? Çok meşgulüm. Programıma bakayım. İsrail'le Rusya'yla görüşmem lazım. Ya böyle gündeme gelirsiniz. Tabii bu geçer akçe değildir ama dünya konuşur sizi. Ya da milli güç unsurlarınıza göre çok acıdır. Hareket etmek zorunda kalırsınız. Türkiye'nin jeopolitik bir takım pazarlık unsurları vardır. Bunu her zaman kullanabiliriz. Ama iç kamuoyunu yanıltacak bir takım ifadelerle dışarıdaki pazarlıkların olmayan kısmını olmuş gibi göstermekten de uzak durmalıyız. Çünkü artık insanlar akıllı, düşünebiliyorlar. Ne olduğunu, ne bittiğini, ülkelerinin durumunu merak ediyorlar. Şimdi Ruslarla biz muhtemelen bir güvenlik şemsiyesi bağlamında ya da turizm başta olmak üzere ekonomik bağlamda ilişkileri geliştireceğiz. Ne dedi? Putin'in açıklamasını şuradan hemen söyleyeyim. İlişkilerimizin iyileşme süreci tamamlandı. Erdoğan'dan artık normalleşme sürecinin ötesine geçiyoruz. Evet. Bu açıklandı artık. Demek ki bir şeyler olacak. Sözcüleri hemen S-400'lere getirdi konuyu da. Bu olabilir. Görüşmeler devam ediyor. Yani bu satın almayı da engelleyen unsurlar mı var acaba? Çünkü hani işte pazarlıktayız, ha bitti, ha bitecek, işte son noktalarda kaldık, son pürüzleri gideriyoruz. Çünkü bu Türkiye S-400 savunma sistemlerine benzer ağır silahları da aslında bağlı olduğu NATO'dan da istedi ama bir türlü gelmeyince iş Rusya'ya döndü, çevirdi yüzünü. Gelmeyince değil de olay şöyle, biz 4 teklif aldık. Hep ifade ediyoruz, hava savunma sistemimiz şu anda yok, çatımız açık. Evet. Derhal zaman geçirmek sizin bu eksiğimizi kapatmamız gerekiyor. Çünkü bir konvansiyonel harpte stratejik tesislerimizi, halkımızı koruyacak bir şemsiyeye ihtiyacımız var bizim. Hızlıca halletmemiz gereken bir problem bu. Biz ABD'den bir teklif aldık. Fakat ne teknoloji transferine izin veriyorlar, ne birlikte üretime, ne eğitime, ne kodların paylaşılmasına. Bunu nasıl müttefiklik oldu? Avrupa'dan da teklif aldık. Buna benzer bir takım hususlar vardı. Daha önce hatırlarsınız G20 zirvesi öncesine kadar Çin'le bir mutabakatı vardı bu konuda. Çin teklifini teknoloji transferi dahil, birlikte üretim dahil önümüze sundu. Bize de cazip gelmişti. Evet. Milli menfaatlerimizi düşünerek kabul görmüştü. Fakat işte bir takım oldu bittiler, başka pazarlıklar ya da Rusya'ya döndürdü ibreyi. S-400 bu işi bilenler yorumlayabilir bu konuyu. Çok hatırı sayılır, çok nitelikli bir hava savunma sistemidir. Şimdi negatif gerekçe NATO ile uyumsuzluğu. Şimdi Yunanistan'ın da NATO üyesi olduğunu ve S-300 silah sistemlerine sahip olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum ya, ben buradan bu tekrar. Var, evet. Siz milli hava savunma şemsiyenizi kurduğunuz zaman eğer burası NATO ülkesi olarak da görülüyorsa NATO ülkeleri tarafından bizim hava savunma emniyetimiz NATO'nun hava savunma emniyeti değil mi? Yani mantıken ben bunu sağlıyorum. Senin şimdi Hollanda'dan, Almanya'dan şuradan bulan getirdiğin patriotlarla lokal alan hava savunmasıyla bana vereceğin fayda çok büyük değil. Benim ne Ali Ağa, ne Tüpraş, ne başka kritik tesislerim, ne Ankara'yı başkentin, ne İstanbul'u bazı köprüleri korumaz. Evet. Ben senin bütün hava savunma sistemlerini askerlerinden mi transfer edeceğim tehdit belirdiği zaman? Böyle bir şey de yok. O zaman hava savunma sistemimiz seçme hakkına sahip. Evet. Bu konuda Türkiye milli iradesiyle hareket etmek durumunda. Evet, şimdi isterseniz artık böyle süre hızlı da geçiyor. Bir sahaya da bir gidelim bakalım, Suriye, Irak'ta neler oluyor. Şimdi haritayı böyle göz önüne getirdiğimizde bir Fırat Nehri var. Ve biz bu Fırat Nehri çevresinde meydana gelen o sarı şeridi de o noktalarda, çeşitli noktalarda o öbek öbek oluşan sarı noktaların birleşmesini de engelleyici Fırat Kalkanı düzenledik. Şimdi Fırat Nehri bir hat. Bunun sol tarafında, batısında Rusya hakimiyeti var. İşte doğusunda da Amerika Birleşik Devletleri hakimiyeti var olarak. Nüfuz alanı kontrolleri. Nüfuz olarak, evet. Şimdi bu doğru bir görüş müdür ve şunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda da nöbet tartışması başladı. İşte Amerikan askerleriyle işte YPG askerleri el ele birlikte nöbet tutuyorlar. Aynı pozu hani Rusya yapmaz dedik, bir baktık Afrin'de de aynı görüntüler var. Evet, evet. Buna neler diyeceksiniz? Şimdi Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri işte karşıt iki ideolojiyi savunan ülke, iki süper güç, iki rekabet eden ayrı güç, rakipler diyoruz ama
Şimdi bir anlamda da sanki Türkiye, Suriye'yi de katarsak işin içerisine, Rusya, Amerika ve Suriye, bu üç ülke sanki Türkiye'yi sıkıştırıyor gibi bir durum var. Üç ülke sanki bize karşı birleşmiş gibi, Ankara'ya karşı birleşmiş gibi. İşte Türkiye'nin 911 kilometrelik Suriye sınırının 512 kilometrelik kısmını resmen bu terör örgütü YPG denetiminde bulunuyor. Ve adeta sanki bir orada da bir kalkan oluşmuş gibi ve Amerikan askerleri de o sınır hattında konuşlanmaya başladı. Sanki bir barış gücü, bir sınır gücü durumunu almışlar gibi. Şimdi bölgedeki son durumu anlatayım. Siz de ona göre şekillendirin yorumunuzu. YPG'ye bakıyorsunuz, bize karşı hendek kazıyorlar ve tabii Türk Silahlı Kuvvetleri de mevzileniyor ona karşı. Yani karşı karşıya bir pozisyon alınıyor, hamleler yapılıyor. Bu son bağlamda nereye varacak bu işin sonu? Yani Amerika Birleşik Devletleri, işte NATO'da müttefikimiz, Rusya ile ilişkiler düzeliyor. Bakın normalleşme bitti. Artık bir ileri safhaya geçildi. Bir yandan böyle, bir yandan da öyle, hangisini geçerli kabul edeceğiz? Şimdi evet, bu sizin programınız 30 dakika, bunu bir 45 dakika ismiyle çıkaralım en azından. O bence yetmezse artık haftaya ikinci bölümde devam ederiz umarım sizle. Çok, çok kısıtlı sürede ben de bu seferlik hızlı konuşmaya çalışıyorum süreyi kullanabilmek için. Hemen girelim. Bakın, Irak ve Suriye'yi birlikte değerlendirelim. ABD Atlantik cephesi açısından bakalım. Bir okuma yapalım şöyle. Rusya açısından bakalım. İsrail, İngiltere, Avrupa ekseninden ve Türkiye ekseninden, bir de İran'ı unutmayalım tabii. Evet. Şimdi ABD ve Atlantik cephesinden baktığımızda, İngiltere'yi burada da değerlendirebiliriz. Birlikte hareket ediyorlar çünkü sürekli. BOP'un sürdüğünü ifade edebiliriz. Bu yanlış olmaz. Belki küçük bir es verdiler. Belki bir bekleme süresiydi. Belki yöntem değişikliği süresiydi. Ama taktik de belki değişikliğe elbette gidiyor. Bu aslında ABD'de yönetim değişikliği süreciydi. Başka bir şey değildi. Şekil değiştireceği, Pentagon'un ağırlıklı bir şekilde tekrar dengeli ve sert politikaları istediğini, Trump'ı bu yüzden desteklediklerini hep anlatmıştık seçim sürecinde. Şimdi orada ABD'nin ve BOP kurgucularının istediği Kürt realitesi, açık söyleyelim, ve sonrasında bağımsız bir bölge yapısının oluşması. Hı hı. Irak açısından bakarsak bunu söyleyebiliriz. Evet. Suriye açısından bakarsak devletin yönetme yetisinin, gücünün azaltılması, kontrolsüz bölgelerin oluşturulması ve bu kontrolsüz bölgelerde Irak'ta kullanacağı büyük ihtimalle gücün uzantısının burada da teşkil edilmesi, entegrenin sağlanması. Bu arada su kaynaklarına, Tapka Barajı da dahildir buna, Musul'da dahildir barajı, oturulması, petrol, doğalgaz havzalarının kontrolünün sağlanması. BOP ekseninden bakarsak ABD'nin yürüteceği politikayı böyle ifade etmek hata olmaz. Evet. Bunu göreceğiz. Bundan başka bir şey beklemek fantezi olur, çok iyimserlik olur. Hani Rakka harekatına bizi alın demek kadar saflık olur. Aylardır söylüyoruz, Rakka bir tuzaktır. Asla girmememiz gerekiyor. Çünkü burada zaten kullanacağı unsuru, yığınaklanmasını Mart ayında başlattığı, 21 Mart'ta herhalde, Tapka harekatıyla gösterdi. SDG'yi kullanacak, Suriye Demokratik Güçlerini. SDG'nin yani ana unsurunu YPG oluşturan o yapı. Bravo, %70-80'ini YPG oluşturan o unsuru kullanacak. Şimdi bizim bu arada çok affedersiniz, araya da girmek lazım. Çünkü o SDG-YPG bağlamında enteresan bir de not var. Soros'a bağlı uluslararası kriz grubu. Evet, evet. Bunu da söyledi. Evet, dedi ki YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu ve harflerle dünyayı kandırmaya çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'ye de tabii önerilerde bulunuyor. İşte kalıcı çözüm için Türkiye ile PKK arasında görüşmelerinde yeniden başlaması elzemdi. Ben de okudum onu. 1996'da kurulmuş 40 ülkeye ilişkin rapor, yani konuşulanma sonra artı 30 ülkeye ilişkin de rapor veren Soros'un, Abramovich'in kurucuları arasında olduğu bir kurul. Evet. Etkili bir kurul. Krizleri izliyor. ABD'yi de eleştiriyor alttan üniversite olarak. Bunu söylüyor. Bu diyor PKK'dır diyor. Kendileri açıklıyorlar. Biz söylemiyoruz zaten. Söylüyorlar yani. Harflerle oynamaya gerek yok diyorlar. Çok da güzel söylemişler. Trump'ı da eleştiriyorlar orada. Şimdi bu açıdan bakıldığında Rusya bölgede ne yapmak istiyor? Bir de onun okumasını yapalım. Rusya bölgede Akdeniz etki alanını oluşturmak istiyor. Bakın bunu söyleyelim. Akdeniz etki alanını oluşturmak istiyor. Burada var olan Tartus üstünü Laskiye ile zaten takviye etti. Yeni bir kara ve hava unsuru konuşlandırdı, üst daha elde etti. Ve Suriye'de zaten çok önceden beri var olan siyasi hakimiyetini askeri hakimiyetle de yükseltti. Bölgeye tırnaklarını geçirdi.
çıkması zor. Rusya Akdeniz hakimiyet alanını kurarken Karadeniz'in güvenliğini çok uzaktan, ülkesinin güvenliğini sağlamayı da amaçladı. Baltık filosunu, Karadeniz filosunu ring seferleri şeklinde getirdi, götürdü, tatbikatlar yaptı. Moskova'dan yönetti, sabaha karşı hava savunma tatbikatı için Putin'e düğmeye bastırdı, gövde gösterilerini yaptı. Bir yandan Avrupa interlandında çalışıyor, bir yandan bu bölgede. Şimdi her ikisi de bölgeye oturdu. Sizin başta söylediğiniz çok doğru. Irak nüfuz alanında ABD'nin kesin hakimiyeti. Suriye nüfuz alanında Rusya'nın göreceli de olsa büyük hakimiyeti. Evet. ABD'nin de bölgede tutunma çabaları var. ABD bölgede 2013 politikaları devam edilseydi, Davutoğlu dönemi politikaları, Türkiye ile tutunacaktı. Türkiye üzerinden tutunacaktı. Katar, Suudi Arabistan, İngiltere, ABD eksenin oraya oturacaktı. Dönemin İngiliz Genelkurmay Başkanı'nın da ifadesi vardı sonrasında. Ben 2013'te ilkin askeri harekatı talep etmiştik ama sonrasında geç kalındığı için olmayacağını da ifade ettim dedi. Şimdi demek ki zaman zemin kaybettiler onlar da. Arada bir unsur daha var. İran. İran etkisini hiç unutmayalım. Çünkü Hizbullah üzerindeki hakimiyeti, İsrail'i uzaktan kontrol etmek ve tehdidi bertaraf etmek isteği, İran'ı bir de o büyük bir Şii Hilali felsefesi bölgeye tutunmasına neden oluyor İran'ın. Biz ne yapıyoruz? Asıl soru bu. Biz ne yapıyoruz? Biz 2012-13'lerde çok iyi kandırıldık. Bize Büyük Osmanlı İnternlandı vaat edildi diye işte sünni bir blok kurup oranın efendisi olma vaadiyle çok iyi kandırıldık. Stratejik bir sığlık içerisinde ağzımıza bir parmak bal çaldılar. Bal çaldılar, sonra silmemize bile izin vermediler. Ya öyle dolaştık maalesef. Bakın, hızla dönülmesi gerektiğini o zaman da söyledik bu politikadan. Çünkü çocuklarımıza bırakacak bir ülke kalsın istiyorduk. Evet. Bölünmemiş, parçalanmamış, yozlaşmamış. Milli geleneklerinden, kurucu değerlerinden uzaklaşmamış. Dönüldü. Bir noktada dönüldü Suriye politikasından. Fakat hala bazen o artçı etkileri, o hani kan çekmesi mi diyelim, ABD'nin etkilerine karşı zafiyet mi diyelim, bizim yalpalamamıza neden oluyor. Tekrar tekrar ifade etmek istiyoruz. Bilimsel düşünürsek bizim Suriye havzasında bir toprak talebimizin asla olmaması gerekiyor. Yüce Atatürk'ün bir vasiyeti var. Türkiye Cumhuriyeti cihan şumul bir devlet değil, ekonomik bir devlet olacaktır diyor. Bizim sınırlarımız bize yeter. Etki alanı vizyonumuzda misak-ı milliyi çok daha farklı projelendirebiliriz bizden sonraki kuşaklar için. Bunu da net söyleyelim. Kimse bu konuyu da yönümüze getirmesin. Bizden iyi kimse bilmez misak-ı milliyi, bu işi inananlardan, evet, Cumhuriyetin çocuklarından iyi. Şimdi başka bir takım gerekçelerle siz bölgede başka devletlerin rejimlerinin yıkılmasına çaba harcarsanız ve alt unsurlarını kullanırsanız döner sizi vurur bunlar. Bakın bu söyleniyor, devlet makamları da yaş yaş söyleniyor. Terör örgütünün iyisi kötüsü olmaz diyorlar. Evet, olmaz. O yani zaman terör örgütü bir başka terör örgütüyle bitirilemez. Hiç girmeyeceğiz bu işe. Evet. Hiç girmeyeceğiz. Bakın sadece şu andan itibaren yapacağımız şey kaybetmeden kontrollü bölgeler yaratarak ve Afrin'de Hatay'a yönelebilecek tehditleri bertaraf ederek, özne olarak da konuşalım, Fırat Kalkanı ile elde edilen kazanımda da bu kazanımı devam ettirerek bölgede kontrollü bir yumuşama dönemini yaratmak. Son Suriye devletiyle beraber. Son bir dakikaya giriyoruz. Öyle mi, geldi mi süre? Aynen, süremiz geldi. Belki de o Rakka havucunu uzattı ki Afrin'den uzak dursun diye Türkiye. ABD bizi Rakka'ya sokmak istemiyor. Bunu net olarak söyleyelim. Böyle bir şey düşünmüyor. İstemiyor da. Bizim de çabamızın olmaması gerekiyor. Gururlu onurlu davranmamız gerekiyor. Bizim bertaraf etmek zorunda olduğumuz başka sorunlarımız var. Suriye'deki bu sıkıntıdan en az zarar görecek şekilde sıyrılmamız gerekiyor. Bizi bekleyen bir Ege Adaları sorunumuz var, Kıbrıs sorunumuz var, ekonomik meselelerimiz var. Çok mühim konulardan. Buna dönebilmemiz lazım. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin böyle sıkı sorunlarla uğraşacağı fakat her alanda yepyeni kadrolarla, tüm alanda özellikle muhalefet cephesinde, siyasi açıdan da bakıldığında muhalefet cephesinde, genç ve enerjik kadrolarla mücadele edilebilecek dönemlerin başındayız diye düşünüyorum. Çünkü muhalefetin bir görevi de gölge kabinelerle olup bitenleri kontrol etmektir. Muhalefet partilerinde biz bunu görmeyi özledik. Bunu yaratacak kadroların da bulunması, arka planda stratejik aklın yaratılması lazım. Bunu da buradan sizin vasıtanızla da ifade etmiş oldum. Şimdi bu pek bitmedi gibi bir durum oldu. Ben burada canlı canlı da davetini şimdiden yapmak istiyorum. Önümüzdeki haftada bir maniniz, bir engeliniz olmazsa eğer yine seve seve ağırlamayı isterim sizde. Teşekkür ederim. Yine diğer konuları da
burada konuşamadık bir türlü vaktimiz olmadığından dolayı. Ancak yine de bir başka 30 dakikada ya da bir başka programda yine sizle görüşmeyi isteriz yani. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Aydınlık günler olsun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, 30 dakikanın yine sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.